Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fele mudille leh ve men yudlilhu fele hâdiye leh. Ve neşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emma ba'd. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuh. İnşallah bugünden başlar Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in siyretlerini okup örgütçeli başlayalım. Yani şu dersimizi başlayalım Allah subhanahu wa ta'ala'dan avala bana şu işte ihlaslı bir işini, ihlaslı atakı işini soruyoruz. Hem de hoşunu kabul kılışını soruyoruz ki eğer ihlas bu medyan olsa amel halkınca kattar olmasın, kıyamette insanın ziyanı işler falan. Siz bilmemiz ki Allah Teala'dan sabır tüleyimiz, devam edip tüleyimiz. Hem de Nebi Aleyhisselam'ın hayatını okup örgünüp, ondan ibrat alıp, hayatımızda tatbik kıladığı bendelerden kılışını soruyoruz. Allah Teala'nın bir fazla merhameti bilen, uzundan medet soruyla halde başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanehu ve Teala, Adem Aleyhisselam'ın ilgi düşürgen künüden başlar, onu özünü halıca teşekkür ediyor. Dünyada saadetli hayat geçirişliği, hem de özünü asıl vatanı bulan cennetke kayıtta barışı için kendik kürsetme, kendik kullanma, yollanma kereği buladığı olsa özünü huzurundan dündürülen düşürüptür. Ve bana şu peygamberlerde silsilesinin ahriyesi bulan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl muhabeyinde mükemmel şeriat Kur'an'la nazil kıldı. Haccatul Vada'da turarken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirgi ayetlerden şu nazır buldu ki اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ Bugün dininizi mükemmel kıldım. Nimetimi toluk kıldım ve İslam sizlerce din buluşluğa razı oldum. Bana şu günden başlayıp şeriat-ı İslamiyemiz mükemmel oldu. Kur'an'da ya ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerde kendi büyürgüler, kürsetmeler olsa, peki kendi kaytarlılar olsa, bunların Müslüman kişi becerişteki şart olur. Şimdi soru, şu kürsetmelerini becerişlikten maksat ne? Cennet dediğimiz, kıyamette şermende bulması dediğimiz, maksatlarının maksadı, gayelerinin gayesi Allah Teala'nın didarını görüşürüz. Niyetimizi baştan soru koyalım ki, maksatı cennete girişenmez. Allah Teala'nın didarını körgenden ki, cennetliler bu cennetteki nimetlerinin hamasını unutuşabilir. Uyan mahluk cennete. Selamun kavlam min Rabbir Rahim. Cennetliler şimdi bir cennetteki nimetlerine kömülüp rahatlanıp durgeni de Parvardigarını yüzünü körediler. Allah'ın yüzünü körüştüğü maksat. Maksadımızın en ahirgisi, alisi şu. Nebi Aleyhisselam'ın suhbeti de buluş, hem de Allah Subhanehu ve Teala'nın cemalini görüştük. Bana şu yolu yakında itibarımız. Bu hususta hemen özünü fikir var. Özünü ilmi, dünya kadar şeyi karaktırıp, hemen özünü tutken yolunu, özü doğrudur, bilora. Şimdi taifeler var. Bizi Kur'an'da öz yeter dediğiler var. Kafir buladılar. Eğer sünnet gereğmez, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e hatırlığı genişlik şartmaz, bizi Kur'an özü yeterdi diyken adam bulsa, bu adam kafir buladı. Açık aytamız. Sünnet Peygamber zamanında kereği bugün, hadis desen, kandan bilesen şu hadisi iminle Peygamber etkeni dedi de, şu yapı bilen, sünnet inkar kıptırıp kafir bulup getirdi. Eğer Kur'an, bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e hayatını örgenişlik ki, kirişlikten avval aytimle adıyan gebler cüdökü. Bu fakat bir okup oraya koyduğun tarih kitabımız. Siz bilen bizge küllük hayatımızda kereyip oladığın ibret namuna. Allah'ın razılığı yetkisi olduğun yolda kandayı topamız. Kur'an eğer Allah Teala'nı insaniyetke düşürgen menhacı, yollanması, kitabı, kelamı oladığın olsa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anaşı kitabını özüne hayatında emali surette kürsatı vergen. Bana köp ahlaklar hakkında eşitkenmez. Müslüman kişi bunu deyip oluş gerek, bunu deyip oluş gerek, bana sıfatlardan tiyiliş gerek, güde köp bilemez. Yani bir soru oldu ki, eğer bana şu sıfatlarda hamması bitti adamda cemlense, kana adam olarken şu adam, hiç kimden korkmasa,
Fakat Allah'a suyansa, fakirlikten şikayet kılmasa, ıssız sağlığı mıngıllamasa, kolu açılıp olsa, hatunlarga zor muamele kısa, balaçakaya zor terbiye verse, ticarette yalan yapmasa, karab durup, kana adam bularken şu adamda yalnız fikir gelirdi. Bilelik ki, ana şu adam Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hayatta kana kadar ornu buladığı olsa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mükemmel surette siz bilmemiz gene amına bugün. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını örgenişlik, Allah subhanahu ve teala'nın buyruğu. Bu ibadet. Bu ibadet. فَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sizlerge nimeni bergen bosa, nimeni alıp yegen bosa, onu alıylar. Nimeden kaytargen bosa, kaytiler. Allah'ın buyruğu yala bir de cevap bir adayan bosa, Peygamberimizi buyruğu itaat kılışımız gerek. Ana yani şu bize deyken, sünnetli kelimez deyken, ya ki Kur'an'da özü bizge kifaya kıl deyken adamlar, yakşıla bir eşlik koysun ki, Allah da ana şu Kur'an-ı Kerim'de itadı, estağidu billah, قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّٰهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Ey Muhammed Aleyhisselam, ayetin öşülerge, yani bizge, başkalarge, eğer sizler hakikaten Allah'ta yaş görüşlük dava ile rast olsa, menge itaat kılıylardır ayetin. Allah Teala aytibdi, meni yaxshi ko'rsanglar, menga iymon keltirgan bo'lsanglar, Muhammad alayhisalomga ergashinglar deb buyuryapti. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda siz bilan bizni buyuruydi payg'ambarimizga ergashlikka. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjulloha wal yawmal akhir va zakarallohi katiran. Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan, Allohdan va qiyomatdan umidi bo'lgan Hamda Allohni ko'p eslagan kishilar uchun Muhammad alayhisalomning hayotida ibrat namuna bor. Ertalabdan kechgacha radioda, televizorda bizga kumir bo'laman degan odamlarning son-sonog'i ko'payib ketgan. Alloh taolay aytayaptiki, sizlarga ibrat bo'ladigan, namuna bo'ladigan yagona kishi Muhammad alayhisalom. Chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan shunday mazmunli hadislar keladi, kim qaysi bir qavmni yaxshi ko'rsa, qiyomatda shular bilan birga bo'ladi. Biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını örgenişiyle nimege yetişemiz. Bizge nime var. Bir adam bir yenge köşeye yürüse, bir burak yürümegen yolge bir yuradiyen olsa, katta uzara masafaya, kayerde kanaka bir buruluşu var, kayerde kanaka oydum çukuru var, kayerde pastı var, baratı var bilmiydi. Cüde ehtiyat balı, korku bir adı, barı bir tatlı çukurge düşerdi. Çünkü notanış yol. Tez yürüyordu. Endi hamma yurgan yoki avvaldan yurib tajribalarga tajriba qoldirilgan hamma bilgan yo'l yurishi unga osonroq bo'ladi. Biz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni qoldirib ketgan yo'lda mahkam ushlab yuradigan bo'lsak qoqilmaymiz. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Taraktukum ala mahajjatil bayda layluha kanahariha. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Men sizlarni deydi, o'zimdan keyin shunday bir yo'lga qo'yib ketyapmanki, bu yo'lni tuni kunidan ko'ra yorug'roq deydi. Ya'ni payg'ambarimiz qoldirib ketgan yo'lda qorong'ulik yo'q. Kundek ravshan, tun bo'lmaydi bu yo'lda. Bu yo'ldan deydi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Faqat Alloh adashtirganlargina ana shu adashmaslik uchun payg'ambarimiz mana shunday qoldirib ketgan yo'lda yurishi uchun u zot sollallohu alayhi vasallamni hayotini o'rganishimiz kerak bo'ladi. U zotning hayoti biz uchun nima? Biz uchun nima? U zotning hayotini tug'ilib vafot etgunga qadar bo'lgan 63 yillik hayoti, xususan mana shu 23 yillik payg'ambarlik hayoti bizga dars va ibrat. Shijoatli bo'lishlik, noumid bo'lmaslik xususida darslar. Buyuk axloq haqidagi darslar. Haqni himoya qilishlik, haqda mustahkam turishlik haqida darslar. Alloh yo'lida sarf-xarajat ehson qilishlik, kuch sarflashlik haqidagi darslar. Idora xususidagi darslar. Oilani bir idora qilishlik darslari hamda ummatni yuksaltirishlik uchun bo'lgan kerak bo'ladigan dars ibrat namunalar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana hammamizga ma'lum mashhur Arab jazirasida Makka mukarramada Quraysh qabilasida dunyoga keldi. Biz hali tafsilotlarga kirmayapmiz. Biz fazilat haqida gaplashyapmiz hozir. Yetim bo'lib tug'ildi. Tug'ilishi bilan yetim bo'ldi, chunki onasining qornida 2 oy homilador paytida onasi otasi vafot qildi. Yetim bo'lib tug'ildi. Aka ukasi yo'q. O'g'il farzandlari yo'q. O'qishni yozishni bilmaydigan, bir-birini bir og'iz so'z uchun qirib tashlashga tayyor bo'lgan johil, urug'chilikda qabilachilikda mahkam ushlagan, qoloq, cho'pon bo'lgan, qoloq bo'lgan xalq o'rtasida dunyoga keldi-da,
23 yıl müddet içinde, mana şu kola bo'lgan, qo'y hidi keturgan, tarqoq bo'lgan bir millatni, bir xalqni dunyoga ustozlik qiladigan ummat darajasiga ko'tarib chiqdi. Tarixda bunaqa qisqa muddat ichida bunday ummatini yuksaltirgan kishi bo'lgan emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yuborilgunga qadar insoniyat tarixi bir boshqa ko'rinishda edi. Endi Nabiy sollallohu alayhi vasallam kelgandan keyin esa tarix boshqatdan yozildi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning ta'limoti keng tarqadi. Arablar yursaldi, Fors va Rumni yengishdi, Fors va Rumni. Yevropa ham musulmonlardan ilmni o'rgandi. Yevropani uyg'onganiga 600 yil bo'lgan bo'lsa, birodarlar, bu ummatni uyg'onganiga 1400 yil bo'lyapti. Islomiy ta'limot, islom olib kelgan ilm tufayli Yevropa uyg'ondi. Insoniyatni ustiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib kelgan ta'limot yangi tushunchalarni olib keldi. Haqiqat, hurriyat, adolat, tenglik, erkak va ayol o'rtasidagi bir tenglik, qulning haqqi, yetimning haqqi, yosh bolalarning haqqi, bularning barchasi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam olib kelgan yangi tushunchalar edi. Tarixda buyuk insonlar ko'p bo'lgan. Lekin bularning buyukligi ma'lum bir vaqtda, ma'lum bir sohada rivojlangan, o'lganidan keyin 50 yil, 30 yildan keyin ular esdan chiqib ketgan. Ularning insoniyatga ta'siri o'zi yashagan davrdagi bo'lgan xolos. Iskandar, Arastu, Aflotun, Walter, Napoleon, Shakespeare va hokazolar. Endi bular Shakespeare'i she'rda ana shu shoirlikda taratdi, dong'ini dunyoga, shu sohada narag'iga o'tolmadi. Napoleon bir harbiy qo'mondon sifatida ko'zga ko'rindi, o'zini davri o'tdi, shu bilan tarix kitoblarida qog'ozligicha qoldi, hayotga ta'sir o'tkaza olmadi. Bir filosofiyada Aflotunlar shu falsafada dunyoga talandida bo'ldi. Boshqa sohada ular bizga ibrat bo'lishlikka yaramadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hayoti siz bilan bizga ibrat namuna deb aytdik. Biz payg'ambarimizning hayotini o'qir ekanmiz, mana shu yerda nechta xil odam o'tirgan bo'lsa, umuman yer yuzida qanandaqa toifada odamlar yashayotgan bo'lmasin, albatta payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularga ibrat bo'lishiga yaraydi. Payg'ambarimizga Alloh taolo hamma yaxshi sifatlarni jamlab berdi shaxsiyatida. Hatto payg'ambarlarning hammasida yo'q bu sifat. Masalan, payg'ambarlarda hammasiga biz iymon keltirganmiz. Ularning hammasini o'zimizni payg'ambarimizda yaxshi ko'ramiz. Iso alayhissalom olaylik. Bizga mukammal suratda ibrat namuna bo'ladimi? Biz yaxshi ko'ramiz Iso alayhissalomni. Ruhulloh deymiz, alayhissalom deymiz ismi aytilganda. Lekin shu zotni hayotini o'rganadigan bo'lsak, u kishini kimda taniymiz? Uylanmagan, bo'ydoq, taqvodor, dunyodan behojat, mahkum bo'lgan bir banda. Ota sifatida ibratlikka yaramaydi, chunki ota bo'lmagan. Rahbar sifatida ibrat bo'lishga yaramaydi, rahbar bo'lmagan. Jamiyatda bir ish yurituvchisi sifatida ibratlana olmaymiz. Chunki u kishi faqatgina boyga aytganimizdek uylanmagan, dunyodan behojat, taqvoli, xudojoy, mahkum oddiy odam sifatida bizga ma'lum bo'ladi. Yoki Sulaymon alayhissalom olaylik. Sulaymon alayhissalom bizga qanaqa ibrat bo'ladi? Odil podshoh, shokir boy. Lekin kambag'al sifatida ibratlana olmaymiz. Kambag'al bo'lmagan Sulaymon alayhissalom. Mahkum oddiy fuqaro sifatida ibratlana olmaymiz. Podshoh bo'lgan, podshoh bo'lgan. Och qolgan, qiylangan, zaif holati bo'lmagan Sulaymon alayhissalom. Demak, bu payg'ambarlarning hammasi bizga hayotda mukammal ibrat bo'lishiga yaramaydi. Ma'lum bir sohaga yaraydi, bo'ldi shu bilan. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamchi? Biz nimani o'qishlikka, nimani o'rganishga kirib ketayotganimizni bilib olaylik. Yer yuzida qanaqa yaxshi axloq bo'lsa, hammasi Muhammad alayhissalomda bir vaqtda o'zida jamlangan. Qanaqa yomon sifatlar bo'lsa, payg'ambarimizda birortasi ham bo'lgan emas. Shunday odamni taniymizmi? Shunday kishini taniymizmi? U kishini tanishligimiz u kishiga bo'lgan muhabbatimizga sabab bo'ladi. Muhabbatimizga sabab u zotni tanishlik. Agar yaxshi ko'rmasak, iymonimiz komil bo'lmaydi. Biz nimani o'qishga kirishayotganimizni qadrini bilaylik. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Mana hamma o'zini iymonli deb biladi. Mana hozirgi aytilgan hadisga quloq solaylikda o'zimizni o'lchaylik kimligimizni. Sizlardan bittangizga men otasidan ham,
bolasidan ham, jamiki insonlardan, hatto boshqa rivoyatlarda o'zini jonidan ham ko'proq men sevimli bo'lmagunimcha bu odamning iymoni komil bo'lmaydi dedi. Biz hammamiz o'zimizni yaxshi ko'ramiz. Hammamiz otamizni, bolamizni yaxshi ko'ramiz. Nima uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni uzoq bizdan talab qilganda yaxshi ko'ra olmaymiz? O'ylanib ko'rganmizmi? Tanimaymiz-da. Tanimaymiz-da uzoq. 30 ga kirgan bolani endi kuch-quvvatga to'lib, aql hushi joyiga kelib, pul topadigan bo'lib, hayotda bir tikka turib olgandan keyin bir odam keldi-da, "Bolam, seni haqiqiy otang men bo'laman. Bu odam seni boqib olgan. Qiylangan paytimizda majbur tashlab ketganmiz. Bu odam seni boqib katta qilgan" dedi. Hali boqib katta qilgan deyilgan otasini oldiga borib so'radi, haqiqatan tan oldi. "Mana shu odam seni otang, tashlab ketganmiz, boqqanmiz" dedi. Bu o'g'ayligi, bu o'zini otaligi ma'lum bo'ldi. Shu odam meni otam ekan degan ma'lumot kallasiga kirishiga ila otasiga muhabbatli bo'lib qoladimi? O'zini otasiga? Yo'q. Kimni yaxshi ko'radi? Boqqan otasini-da, tanigan otasini-da, yaxshilik qilgan, parvarish qilgan, kasal bo'lganda qaragan, och qolganda qonini to'yg'izgan, kiyintirgan, yaxshiligini tanigan otasini yaxshi ko'radi o'g'ay bo'lsa ham. Xuddi shunga o'xshagandek, biz nimaga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'ra olmayapmiz desek, biz tanimaymiz-da u zotni kimligini. Bizga qanaqa yaxshilik qilib ketganligini, u zotni kimligini biz bilmaymiz-da, shuning uchun yaxshi ko'rmayapmiz. Shuning uchun iymonimiz mukammal bo'lmaydi. Mana shu nuqsonni yo'q qilish uchun payg'ambarimiz tarixini o'rganamiz. Mana ikkita payg'ambar hayotini aytdik. Iso alayhissalom va Sulaymon alayhissalom. Endi payg'ambarimizga qaytamiz. Payg'ambarimiz onasini qornida 2 oylik yetim bo'ldi. Tug'ildi. Yetim bo'lib tug'ildi. Aka uka yo'q. Opa singil yo'q. Yagona farzand. Bir mamlakatda eng oliy maqom shu davlatda rahbari bo'lishlik bo'lsa, 100-chi tabaqada siz, eng pastda shu yetimlik. Nabiy sollallohu alayhi vasallam mana shu yetimlik bilan podshoh bo'lishlikka bo'lgan 100-ta tabaqa bo'lsa, 100-ta etaj bo'lsa, hammasini bosib chiqqan. Payg'ambarimiz yetim bo'lgan. Kambag'al bo'lgan, birodi uyida o'tirgan, birodi qo'lida yashagan, cho'ponlik qilgan, savdogarlik qilgan, qo'yingki bitta katta bir mamlakat rahbari bo'lgunga qadar qanaqa etap bo'lsa bizning tilda hammasini bosib o'tgan. Boylar bor oramizda. Tug'ilganda otasi boy bo'lgan, kambag'allikni ko'rmagan, kambag'al bilan muomala qilishni bilmaydi. Tug'ilib otasini ko'rganlar ko'p. Endi otasini tanimasdan yetimligida, kichkinaligida o'lib ketgan. Yetim bo'lib o'sganlar bilan muomala qilishni albatta otasi bolalar bilmaydi-da. Uni ko'yini qanaqa yarimtaligini, unga qanaqa gap, og'ir qanaqa gap, yengil kelishini bilmaydi-da. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hamma bosqichni bosib o'tgan. Opa dadasini qo'lida yetim qoldi. Opa dadasi o'tganda amakisini qo'lida qoldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yetimlikda hamma achchig'ini ko'rdi. Faqiram bo'ldi, boyam bo'ldi, rahbaram bo'ldi, zaifam bo'ldi, kuchligam bo'ldi. Qanaqa bosqich bo'lsa, hammasini bosib o'tdi. Biz tanimizmi shu zotni? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lishligi bilan faqirlikka sabr qildi, quvvatga sabr qildi, hokim bo'ldi, mahkum bo'ldi. Xilma-xil toifa bilan gaplashdi. Yahudlar bilan, nasroniylar bilan, arablar bilan, xilma-xil qabilalar bilan jang qildi. Hatto eng qudratli bo'lgan Fors va Rum bilan urushdi, ularni yengdi. Payg'ambarimiz sahroisi bilan ham, madaniyat ko'rgani bilan ham muomala qildi. Mukammal inson bo'lgan. Payg'ambarimiz bobosi Abdul Muttolibning qo'lida yashar ekan, Abdul Muttolibni Ka'bani oldida solingan bir uzun o'rindig'i bo'lardi. U yerga faqat Abdul Muttolib o'tirardi. Ana shu 4 yashar yoki 5 yashar Muhammad yugurib kelib o'tirib olsa, sollallohu alayhi vasallam amakilari tur o'rningdan, bobayini joyiga o'tirmagin. Abdul Muttolib chiqquncha hatto o'g'illari ham o'tirmasdan tikka turar edi. Lekin bu nevarasini, bu nabirasini Abdul Muttolib shunday yaxshi ko'radiki, tep qo'yilardi. O'tiraversin derdi. O'tiraversin, bu bolam buyuk odam bo'ladi derdi. Bobosini yon boshida o'tirib payg'ambarimiz bobosi podshohlar bilan qanday muomala qilyapti? Qabila boshlari bilan qanday muomala qilyapti? Elchilar bilan, savdogarlar bilan qanday muomala qilyapti? Go'dayligini o'rganib olgan. Shuning uchun payg'ambarimiz mukammal inson deb aytamiz. Yetimga qanaqa muomala qilishni bildi. Podshohga qanday muomala qilishni bildi. Biz tanimizmi uzoqda? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boy bo'lganida
Boylar ibrat bo'ladigan ishni qildi. Bir vodiy qo'y keldi o'ljaga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu kuni hammasini tarqatib tashladi. Boylar ibrat bo'ldi. Faqir bo'ldi, och bo'ldi. Ochligidan qorniga tosh balab yurib bitta odamga shikoyat qilmadiki, faqirlarga ibrat bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buyuk fotih sifatida ibrat bo'ldi. Makka ahli 13 yil Makkada keyinchalik qilgan dushmanligini, adovatini payg'ambarimiz ularni yengib, qo'lida muzaffar qilishi turgan paytida Makka ahlini hammasini yig'ib turib, endi men sizlarni nima qilaman bilasizlarmi dedi. 13 yil payg'ambarimizga aziyat berishdi. 13 yil sahobalarni qiynagan mushriklarni payg'ambarimiz ustida 10 ming qo'shin bilan keldi, qo'lida qilich turibdi. Intiqom olishlikka haqli bo'lib turgan joyda. Mana aytdik, mag'lub bo'lganda sabr qilish oson. G'olib bo'lganda sabr qilishlik qiyin. Mag'lub bo'lgan odam iloji bo'ynini qisib ketaveradi, nima qila oladi boshqa? Endi qo'lida hukm bo'lganda, jazosini berishi mumkin bo'lgan paytdagi kishiga payg'ambarimiz murojaat bo'ldida, Ahun Karim, Ibn Ahin Karim deyishganda, antumut tuloqo, ozodsizlar ketaveringlar dedi. Shu bilan payg'ambarimiz ana shu dushman bo'lgan Qurayshda qalbini ulfat qildi o'ziga. Ana birodarlar ibrat. Bizga bunaqa ibrat qayerda bor? Biz tanimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam er sifatida mukammal inson edi. Bütün ümmeti taşvişi yelkesinde turup, iki dünyada ham yelkesinde turgan Nabi sallallahu aleyhi ve sellem köşeden kegende hatınlarına şirin söz yapırken yani toparladı sözde. Nabi ilerlerinin yelkesine otkesi yok, ot bulup yürüverişlikken takatı bağladı, vakti bağladı. Bizde var mı şunlarsa? Ben işlep geldim, ben çerçap geldim. Bak, öz senlerde yürüpten köşede, üyüde çiçek amali. Adamlarla ben küraşım yürüpten köşede, üyüge kirsem ama kılaman, küraşam ama da tırk şirali yaplar bilen narakalarımız bollarımızı. Lekin Nabi sallallohu alayhi vasallam shunday tashvish yelkasida bo'lib turib payg'ambarimiz xotinlarga yaxshi gapirish emas, hatto uy ishlarini idora qilishida payg'ambarimiz yordam berdi. Hatto yamoqlarni o'zi tikkan. Birodarlar, o'ylab ko'rmadingizmi qachon yamoqni o'zi tikkansiz? Ha desa katta odamsizda. Yamoq tikasizmisiz? Shu yoshga kelib turib, siz payg'ambarimizni qarang, nima ish qilganligini, endi o'zingizni kimingizni ko'rib qo'yavering. Biz tanimizmi Muhammad sallallohu alayhi vasallamni? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam odam bolasi dunyoga kelib vafot etguncha Allohning rizosiga yetishlik uchun qanday namuna, qanday qo'llanmaga muhtoj bo'lsa, hammasini payg'ambarimiz mukammal suratda hayotda qoldirib ketdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hatto dushmanlarining ko'zida ham buyuk inson edi. Xiraql, Rumni podshohi uni yurtiga kelgan Qurayshdan bir top savdogarlarni kelganligini xabarini eshitdi-da, menga chaqirib kelinglar dedi. Abu Sufyon ibn Harb Quraysh qabilasidan. Qurayshda eng katta oqsoqol o'sha davrda. Payg'ambarimizga eng qattiq bo'lgan dushman Xiraql, men sendan dedi, menga unga nasab jihatdan Muhammadga yaqinroq bo'lgan kishini olib kelinglar menga dedi. Ya'ni Muhammad haqida bilmoqchiman dedi. Eshitdi Rum sultoni ham. Abu Sufyonni o'tkizdi. Abu Sufyan aytadi, yolg'on gapirib Muhammadni yomon ko'rsatgim keldi deydi. Lekin arablarning sayyidi yolg'onchi ekan degan gapni xohlamadim deydi. Uning ustiga Xiraql Abu Sufyan bilan birga kelganlarni bir qator qilib o'tkizdi. Agar men savol berganimda Abu Sufyan noto'g'ri javob bersa, orqadagilar ishora qilib qo'yinglar dedi. Tushunarlimi? Bittasi menday qildimi, demak qolgani yolg'onchi degani. Mana shu dushmanlarning ko'zida ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buyuk edi. Xiraql so'radi. Nasl-nasab sabaqa qanaqa sizlarda oringlarda. Endi bu javob berayotgan kishi hozir biz faqat yaxshi ko'rgan kishilar gapini gapirgan bo'lsak, eng yomon ko'rgan kishi gapiryapti payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Nasl-nasabi nihoyatda bir oliy bo'lgan kishi dedi. Xiraql so'radi. Yolg'on gapiradimi? Abu Sufyan yo'q dedi. Xiyonat qiladimi dedi? Abu Sufyan yo'q dedi. Uning ashoblari ko'payib boryaptimi, ozayib boryaptimi? Ko'payib boryapti dedi. Uning dinidan biror kishi qaytdimi dedi? Yo'q dedi. Xiraql nimaga buyuradi sizlarni dedi. Abu Sufyan javob berdi, namozga, rostgo'ylikka, iffatga dedi. Dushmanini payg'ambarimizga berayotgan bahosi. Shunda Xiraql agar bu sifatlarni o'zida jamlagan bitta inson bo'lsa dedi. Tez kunlarda mana shu oyog'ima tayda turgan yerga hukmronlik qiladi dedi. Ya'ni bu buyukligini Xiraql bildi, ko'rdi. Misol payg'ambarimizga xato kirishganimiz yo'q. Biz nimani o'qiyotganligimiz, nimani o'rganishimizni bilib olaylik qadrini.
Tarixda büyük insanlar var. Her bir de büyük insan malum bir sahada, malum bir meydanda, malum bir vakitte büyük boyan, keyin üçgen büyüklüğü. Zor sportsmen, zor doktor, zor şair, zor koşukçu ve hakeza. Malum bir sahada boldu, tügeldi. Lekin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı için. O zat cenk meydanı da tinçlikte büyük kişiydi. Büyük ataydı. Er sıfatı da, insan sıfatı büyük idi. Ahlakı büyük idi. Hiç kaçan Peygamberimiz özünü şahsiyet için buradan intikam almagan. Şahsiyet için burada sökkenmez, burada cezala gelmez. Hiç kaçan her kişinin urgenmez. Hiç kaçan hıyanat kılıp yalan yapılmagan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta ki Peygamberimizin ahlakını görün çok kılıyor yine. Abdullah ibn Sa'd'ın bir sarh. Peygamberimiz gücüde katlı düşman bugün. İçi de hıyanatı yaşayıp dururken bu seyem. Kelip Peygamberimizin ey Muhammed neyse iman keltiremem de kolunu çözdü. Peygamberimizin imanı kabul dışı da hağlamadı. Sahabalardan bittersinin atasını öldürgen idi. Ana şu sahabalarda bittersin türüp de şu ölgen kişinin balası. Kolunu çözdü de Peygamberimiz için de tezgahı karardı. E Muhammed neyse iman keltiremedi. İkinci matı düşmanı bilen kıl yaptı muamelanı burada Allah görüp koyuyorlar. İki matı, üçüncü matı Peygamberimiz kolunu şap, bayatını kabul kılıp çıkıp gitkenlerken atçıkları gelip etti ki içilerde burak da bir raşit kişi yok mu dedi. Yüzümü bir neçen matı tezgahı karavaganımdan bunu Peygamberimiz imanını kabul kılıçlı halama yaptı. Seni atayını öldürgen idi. Atçıkıp kasasını amisa mı? Şunma değil mi şunu dedi. Degende sahabalı ya Resulullah şu sezmeye kapısı köz bulamı da işara kıpoyenizde kifaya kılar degende Peygamberimiz مَا كَانَ لِنَب۪يِّنْ اَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الْاَيُنْ Peygamberge hatta köz bulan hıyanat kılışı mümkünmezdi. Düşmanı bulan kılıyken muamele eden Peygamberimiz doğru açıkıdı. Hıyanatlı köz bulan hem kıyanmazdı. Biz tanıyınız mı Muzaffer Aleyhisselam'da? Peygamberimiz, Peygamber bu güçe büyük insanıdı. Sadıkul aminidir. İşançlı, rastgöyüdü. Peygamber bu genden ki, كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآن Ahlakı Kur'an idi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zahirliği de, dünyadan bir hacetliği de büyük idi. Men bilen dünyada ne işi vardı? Dünya bilen benim işim ne işim var? Meni dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya girip çıkıp geçtiğim hutta ıslık günde bir misafir seferde yürüp çarçar, darahtaya gekelip salkınlar, damını alıp yine seferin devam etken dek. Dünyayla bile benim hiç kanaka işim yok degen. Biz tanıyınız mı uzatma? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem büyük insanıdır. Kureyş, peygamberliğini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kötarıp çıkandı maş alını. Cinni deyip gördü, sihirgar deyip gördü, Mecnun deyip görüp durup, omanatlarını atıp koyuşu orar. Değil Muhammed, ne oturttusun senden? Omma bile dururken de Peygamberimizi her lakablarla hakaratlar durup, lakin yalnız koyan da Peygamberimizin büyüklüğüne tanışmaz mı? Yani Peygamberimizi görün ki büyük insanlığına. Hicret kılıp getirdiğin künde, omanatlar bu arada Peygamberimizde. Ha bizde kadar ne kıladı? Ha bir küydüreye senlerdi. Menga shuncha qiyinchilik bergan, bir ko'rsatay senlarga kunini kuydiraman demasdan payg'ambarimiz buyukligini ko'ringki, mana shu joyda ham ibrat bo'ldi. Ali roziyallohu anhu ga omonatlarni bitta-bitta tanishtirdi. Kim falonchilik, kim falonchilik edi. Payg'ambarimiz hayotda birorta bir payg'ambar bo'lguncha ham, payg'ambar bo'lgandan keyin ham, hatto dushmanlar payg'ambarimizni hayotidan bir nuqson, kamchiligini topa olmaydi. Biz tanimizmi uzoqlar? Bu ummat yuksalgan. Ana shunday qaloq bo'lgan, past bo'lgan xalq Quraysh arablar islom bilan yuksaldi. Mana shu hozirgi kundagi islom ummatini yuksalishigini sharti ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni o'rganib hayotini uzotga iqtido qilishlik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana va alamu anna fikum rasulalloh. Ey musulmonlar deyapti Alloh. Bilinglar, ichingizda Allohning rasuli bor deyapti. Bu o'sha paytda sahobalarga aytildi emas. Qiyomatgacha kelgan musulmonlarga aytdilar. Payg'ambarimiz vafot etgan hozir. Lekin u kishining sunnati, siyrati, tajribalari turibdi oldimizda. Ya'ni shuni ushlasanglar, yuksalasizlar dedi. 23 yil muddatda payg'ambarimiz mana shunday bir sahroyi bo'lgan qoloqni dunyoga ustozlik darajasiga ko'tardi, yuksaltirdi. Mashhur odamlar bor. Artistlar bor, aktyorlar bor, sportchilar bor va hokazolar bor. Şular bir-biriga nasihat qiladi. Aytadiki, hadab televizorga chiqavorma deydi. Hadab odamlarga aralashavorma deydi. Nima menga ketib qoladi? Qadring ketib qoladi deydi.
Çünkü onlarda malum bir sıfatı bilen tanıgan olsa, yaş sıfatı bilen. Bu zor, avazı zor, bu zor bir kandidatı sporçu. Başka tamamlarını hem körse, senden haftalar spropiyat alanlar degen daha, ayıpları körünüm kolay. Lekin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hayatı buradırlar. 1400 yıldan beri okul yaptı. Hala hiç kimse mal olarak gelmez, mal alınmaydı. Mucizemez mi bu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen, böyle yaşayan insanlar ne degen? Mesela yaşlıda bilgen adamınızı bilen, bilgen yürgen adamı bilen onun kimliğine, doğru mu? Siz fakat yaş tamamını bilersiniz. Ahli sütbe boyan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e mescidi de bir çekilde sütbe boyan, Peygamberimizi kembeğe, nuhatta fakir sahabaları şu yerde yaşayan, mescidin sadaka ihsaniyeyi yaşayan. Şunlar 10 yıllar şu mescidde yaşayan olsa, Peygamberimizden onların mallarlarımıza erişilmez. Belki onların közü de, Peygamberimizin geboyan muhabbeti, o kişinin haybeti, o kişinin büyüklüğü ziyade oldu. Peygamberimiz Mekke Fatıha'ya 10 bin kişi bilen geldi. Bir ayda yakın turdu billah. Bu 10 bin kişi bir ay turarken Peygamberimiz gibi olan hurmatı, haybeti yani ziyade aşı oldu. Zergişken yok Peygamberimizden. Her kandı insan, her kandı büyük bulmasın, onun kimliğini üyüdeki hatını bilirdi. Köçede zor, özünü alıp yürüyüşünü, hatta bir yakşı, takvalı görmedi ve hakezalar. Şimdi üyüde kimliğini kim bilirdi? Hatını bilirdi. Kişinin kimliği, hatını bilen, bala çakası bilen, kıyam muamelesini bilen deydi. Hüküm ağlar. Çünkü itaatta da o mecbur. Sizi incir gizliyem kötüledi, başka gizliyem kötüledi. Şimdi Peygamberimiz hakkında ayarlarını mı bilirdi? Peygamber bu gelirken 40 yaş ekirgeni de. Hadice anamızı bilen 15 yıl turmuş kıldı. Peygamber bu güce. 25 ekirgeni turmuş kıldı. 40 ekirgeni peygamber bu. 15 yıl bile turmuş kıyan ayağlı. Peygamberimiz vahide alıp düşür. Beni orap oylar. Beni orap oylar de turgen payette. Allah'a kasam canımdan korkup gittim dedi. Yani ölüp kalar mı ki ben de korkup gittim de gene de Hadice anamız Allah'a kasam. Hergiz Allah sizde harkı mıydı? Ahırsız karındaş uruşuları zor kılasız. Yetimde başını silesiz. Kıylengenler yordan birasız. Sizdeki kişinin Allah harkı mıydı? Ey alı baha verip durdu. Ayşe anamızdan gelip, Resulullah'ın üyüdeki ahlakı kandıydı dese, kâne kulukuhu al-Kur'an. Ya ki, Kur'anen yemşi favukal ardı. Uzatın ahlakı Kur'an ile derdi. Ya ki, Kur'an böyle hayatta yeryüzde tribol yürüdü derdi. Peygamberimizi hayattan örgenerken biz, bizge başıdan ahir geçe ibret. Bizge ibret kılıp köstatınlayken adamlar, bizge namuna buluştukça dava kılayken kişilerde bir ortası, haytar ve temem, bir ortası bizge ibret buluştukça yeremeydi. Ne mi üçün? Allah etkendi geçiyor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَى Allah'ın Peygamberi Muhammed Aleyhisselam desirlegi ibret namuna dedi. Madem ki biz maksadımız cennetke varıp, Resulullah'ın sohbeti oturuş, hem de Allah Teala'nın cemalini körüşleyip olarken, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e özümüzge imam de, başlık de, ibret de bilişeyimiz gereği olarak. Ergeçliğimiz için uzatma örgenişeyimiz gereği hayatını. İbret alışeyimiz gereği. Şayet Allah subhanahu wa ta'ala kıyamet günü de o kişinin şefaatinden bahraman kısa. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته